Selamünaleyküm arkadaşlar. Skoda Octavia 1.6 benzinli aracımız. Gümüş gri. Amblemini de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Motor ısınınca patır patır tekliyor. Teklemesini de çekeceğim. Bilgisayara takıyoruz. 1-2 silindir tekleme falan diyor. Bazen karıştırıyor 3-4 diyor. Demek ki bujiler düzensiz mi ateşliyor, ne yapıyorsa. Önce bakacağız. Sonra nereye kadarsak oraya gideceğiz. Bakacağız durumu arkadaşlar. Yok. Karıştırıyor. İkinci sürenin de tekrar bir şey var burada. Bunun üzerinde. Evet. Tamam, değiştirelim bobinini. Bobini değişmek için bu parçayı söküyoruz. Altında saç var. Onu çıkarıyoruz. Ve bobinin 3 tane 5 al yanlık çıvatası var. Onları sökeceğiz. Şurada şöyle göstereyim. Çıçıtı var. Hafif böyle, böyle hafif bastırıp aşağı çekiyoruz. Evet arkadaşlar, en son silindir kapağını sökmeye karar verdik. Octavia'nın silindirde karıştırma vardı. Karıştırmayı da biz şu contanın, silindir contasının şu aralarında yanıklık var düşüncesiyle kapağı söktük. Fakat iyi ki de sökmüşüz. SS arıza farklıymış. Araç pistonun depesine yağ veriyor. Segmanlar ağız ağza gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzinli arabanın pistonunda vıcık vıcık yağ mı olur ya? Ama maalesef Octavia 1.6 benzinli aracımızın şöyle drone'luyorum. Hasan keşke sen drone'lasaydın ya. Konuş Hasan. Evet, ben yürekte bekliyorum şu an. Biraz yüksek sesli konuşsana Hasan, öleceksin ya. Çekil oradan, seni görmesinler. Yarım yamalak gösterdik seni. Evet, silindir kapağını da gösteriyorum. Sibopların ağzı vıcık vıcık ya. Biz bu araca söküp bir takım segman atıp kapağı da revize edip toplayacağız arkadaşlar. Sibop lastikleri falan da bayağı gitmiştir ki hiç benzinli arabada sibopların üzerinde odaklıyorum. Tam odaklıyorum. Böyle kurum sibopların üzerinde asla ve asla olmaz. Olur diyenler de zaten doğru söylememiş olacak. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, normalde bu arabaya komple motor yapılması lazım. Komple motor yapıldığı zaman azami 6 lirayla 8 lira arasında para yer. Ama biz bu aracı YouTube'dan geldi bu arkadaş. Biz önce bir segment atmayı deneyeceğiz. Alttan karterini sökeceğiz arkadaşlar. Söktükten sonra pistonları alttan üstten çıkartıp segmanlarına bakacağız. Segmanlara özelliğini yitirmişse bir takım segman, sonra alttan üstten tekrar toplayacağız. Kapağımızı revize edeceğiz. Bir takım bujimizi değişeceğiz. Ve silindir kapak çantasını orijinal alacağız arkadaşlar. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Sibop lastikleri, sibopların kendisini gerekirse değişeceğim. Ve toplayacağım. Daha düşük bir maliyette çıkarmayı hedefliyorum. İnşallah hedefimize ulaşırız. Aracın sahibini de fazla üzmeyiz arkadaşlar. Sonucu göreceğiz.